Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyenlerim, daha evvelce Neml suresi üzerinde birkaç ayet üzerine durmuştuk. Birinci ayet, ikinci ayet ve üçüncü ayetlerden bahis konu ettik epeyce. Yalnız dördüncü ayette bazı nedenlerle, beşinci ayette de bazı izah ve tarifler üzerinde anlatımlar yaptık. Allah nasip ederse şimdi bunları bütünleyip biz bu ayetlerden sonraki mevcut olan altıncı ayetle devam edeceğiz yani. Şöyle ki arkadaşlar, efendim, Allah-u Teala Hazretlerinin daha önceden anlatımında müminlerden söz etmişti. Müminler biliyoruz ki dürüstlük ilkesinde sebatkar olan insanlardır. Onlar kıble değiştirmeyecek anda tipte olan, kendilerine diğer insanlara göre şöyle bir söz söylemek lazım gelirse, kabul ettikleri yolda sadakat gösteren insanlar. Bunlar kendi yapısında mümin olmanın nedeniyle yakından ilgilidir. Biz onların üzerinde şimdi durmayacağız. Yalnız Allah-u Teala Hazretleri dördüncü ayette Estağfirullah şöyle diyor yani. Ahirete inanmayanlara gelince diyor. Şimdi herkes, hepimiz şöyle düşündük. Hep yıllarca böyle düşünüyoruz. Şimdi vahiyleri böyle okurken daha rahat bazı şeyleri anlıyoruz. Şöyle ki Allah-u Teala Hazretlerinin dediği, ahirete inanmayanlara gelince, bu ahirete inanmayanlar kim? Acaba şimdi ben de mesela bunun üzerinde hep düşünürüm. Biz inanıyoruz diyoruz yani. Bu mu acaba yani? Ama şöyle bir de bakıyorum ki, İman dereceleri anlatılırken bir taklit imandan, inançtan bahis konu ediliyor. Bundan sonra iman şeklindeki değişikliği de şöyle anlatıyorlar. Şimdi bakıyoruz, ilmel yakinde bir iman var diyorlar. İlmel yakin bir iman var diyorlar. Şimdi taklitten tahkike geçişle İlmel yakın bir imanın rolü ve değeri çok büyük yani. Onun için de biz daima eserler okur, kitaplar okur, bilgi sahibi olmak suretiyle şeriat denilen evamir-i ilahiye kanunlarının binitinde koşarız yani. Bilgi binitinde koşuyoruz şimdi yani. Buna da biz diyoruz ki ilmel yakın bir iman yani bu. Bu da. Evet. Çünkü bilgiler doğru. Ama yaşam içerikli olmayabiliyor bu işte yani. Yaşam içerikli. Bununla esasında yaşam içerikli olmaya doğru gitme vardır ama fakat bu yaşamı bütün kılmanın nedeni esas bizden isteniyor şimdi. Bu imanın adına da aynel yakin iman deniyor. Ayniyetiyle okuduklarını kendisinin bizzat müşahede etmesi ve görmesidir yani. Yani oradaki mevcut olan itminana doğru bir gidişatın ifadesini kendinde bulması lazım. Buna da deniliyor ki şuhudi iman. Görmek esasında bir insanı itminana götürür. Sen şimdi duvar arkasında bir insanın sesini duyduğun zaman da bu filan kişiyi tanıyorsan dersin. Ama bazen taklit yapanlar da var yani. Taklit yapanlar var yani. Şimdi bu taklitte aldanabilir insan. Aynı taklidi başkaları, yabancı da onun kelamını taklit edebiliyor. Burada kargaşalık olabilir. O zaman kişi burada itminan için duvarın arkasına gidip onu görmesi lazım. İşte buna bizzat görme deniyor ya, şuhudi iman deniyor buna. Ve bu şuhudi imanı da biz esasında iman derecelerini anlatırken
Aynı liyakin iman diyoruz buna. Ayniyetiyle insanı gördük diyoruz yani. Biz gördük diyoruz yani şimdi. Fakat şimdi bunu da esas anlatanlar şöyle söylüyor. Şeytanlar diyor, insan suretine girebilir diyor yani. Eğer kendisinde mana yoksa, Muhammed'in nur yoksa kendisinde, onun taklidine yani şekline girebilir diyor. Şimdi burada da insanda bir mütereddit bir hal zahir olur. İtminanını zedeleyen bir neden olabilir. Buna değer inançtan, imandan bunu saymakla beraber, fakat bir de hakkal yakin bir imandan bahis konu ediliyor yani. Hakkal yakin iman. Öyle bir şey ki herhangi bir şeyi dış görünüşünde, şekilde görmek esasında Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin anlatımlarına bakarsak onun derinliğindekini anlamak demek değildir diyor yani. Şimdi bize bunları anlatması düşündürüyor yani. Şimdi biz maddenin dış kısmında buna desek bakır, fakat bakırın içerisinde elektriğin üretiminde cereyan eden olaylara bilgisi yok kişinin. Elbette ki oraya dönük olan bilgi kişi bulursa, bundaki şuurla o esnada kişinin iman derecesi hakka yakin olmuş olur yani. Yakin bir inanç daha bulur yani. Yani der ki her şey esasında kendi varlığında sakladıklarıyla dürülü nice hakikatlere sahip denebilir. Ama buraya varmamış olan insanlar bunu söyler yerde olamazlar yani. Demek ki şuhudi iman dediğimiz aynel yakin iman da değerli bir inanç, ama onu en güzel şekle götüren hakkal yakin bir iman farklı bir imandır diyor yani. Bunu Üstad Gazali'nin anlatımı kendi eserinde şöyle diyor yani. Sen diyor kitap sayfalarında sana söyleyenler de diyor esas, sıtma hastalığından bahsetseler diyor, sıtma hastalığını sen diyor bakarsın, tarif edebilirsin diyor yani. Şimdi şuhudi inancı da esas da içinde bulunduran bir ifade kullanıyor. Onun titrediğini görürsün, karnının diyor büyüdüğünü görürsün, renginin sarardığını görürsün diyor yani. Bu şuhudiyette onun sıtma olduğunu, çünkü sıtmada genelde bir titreme olayı var diyor yani. Bunu esas da değer olarak kabul ediyor. Evet, doğru. Ama yalnız diyor, bu hakkal yakin imanı gerekli kılan değildir. Onun dünyasındakilere sen şimdi anlayıştan uzaktasın diyor. Ya nasıl anlayış olacak? Sen de sıtma hastalığına tutulursan, bizzat onun gibi titrersen, bu anlayışın farklı olur diyor yani. İşte buna da hakkal yakin inancın ifadesiyle, ancak kelam sanatıyla bu kadar aralayabildik diyor yani. Çünkü değerli üstad kelam sanatına da değer verir, insanların anlayışına yardımcı olabilecek olan bu kelam sanatını değer anladımı olarak daima kabul ediyor yani. Anlatımlarında buna değiniyor hep. Evet, anladık ki şimdi muhakkak ki diyor Allah-u Teala Hazretleri şimdi onlara yaptıklarını güzel göstermişizdir diyor. Efendim nasıl güzel gösterildi bu işler yani? Dünya. Güzellik kendisinde efendim mesela ona veren oradan gelen halavetle belki birçok nedenlerde yanlışlık yapabilir kişi. Dünya nimetlerinin insana dönük verdiği halavet ve güzellik vardır yani. Bunlarda insan sınırı aşabilir bazen. Yani ölçü ve kuralları tanımayabilir yani. Hele ki ölçüleri de bilmiyor ise, yani ilmel yakin olan inançla da esasında daha önceden kendisi bir temel atmış değilse işi zor olur. Buraları bizim için son derece ilgili, mühim şimdi yani. Evet, güzel göstermişiz dendiği zaman da herkes o esnada güzel gördüğünün arkasına düşer. Burada Allah ve Resulüne muhalefet eder yerde olabilir yani. Ona takılır o anda yani. Şimdi mesela nasıl yani? Zina her şeyde esasında var diyoruz biz yani. Zina sadece belli bugünkü toplum düzeyinde anlaşılan değil yani.
Yalan söylemek de bir zinadır yani. Zina çok büyük, anladın mı? Bir günah olarak anlatılıyor şimdi yani. Burada şimdi diğer anladığımı mevcut olan, şekillenmiş olan nedenlere biz hiçbir zaman itiraz etmiyoruz. Ama öyle bir şey ki, bir insan şimdi namazını kılmazsa, yani efal namazı dünya üzerinde kendisinin helal para kazanmasına neden olabilecek verici çalışmadır yani. Buna efal namazı diyoruz biz yani. Bu efal namazını cahilce ortaya koyarsa veyahut da bunu o esnada en güzel şekilde yerine getirip de yerinde kullanmazsa, fiiliyat namazı, efal namazı diyoruz şimdi yani. Bu denilen yerde biz bu kişiye diyoruz ki tembel, tembellik de ahlaksızlık olarak anlatılıyor şimdi yani. İnsan söz verdiği bir nedende o yeri doldurmak zorunda yani. İslam'daki kural böyle. Yani öyle bir şey ki bunu zorlamasız anladığımı yapar bu kişiler yani. Bakın şimdi şöyle, sana bir iş verdikleri zaman da, çalıştığın bir müessesede, hep böyle çalıştık. Sana diyor ki bu işin anladığım mevcut zamanı 5 saat diyor yani. Ben bunu esas 6 saatte yaparsam o esnada kendi işimden çaldım. Bu da bir hırsızlıktır yani. Verebileceğin anladığım mevcut iş verimi var ya, bu verimi veremediğinden dolayı orada kimin işi ise onun hukukunu çaldın. Yani ne yaptın şimdi? Çiğnedin. Neyi çiğnedin? Doğruluğu çiğnedin yani. Eğriye de biz, eğri gidene de ahlaklı demiyoruz herhalde yani. Ahlaklı gidişat olarak onu da yine anlatmıyoruz. Şimdi burada Allah-u Teala Hazretlerini diyor ki yaptıklarını güzel gösterdiler yani. Mesaisi kişinin çok kutsal ve değer olduğunu bilmesi lazım. Ama öyle diyor ki arkadaş, ben yine kalkarım dedim. Efendim diyor, saatin diyor ona bir şeyine bastım, durdurdum. Ama ben diyor o esnada şey yaparken biraz diyor, eğlenirken diyor bir daha uyumuşum diyor yani. Bakın, kalkabileceği iktidara sahipken bu uykunun halavetine bağlı kaldı yani. Bu şimdi yanlış bir yol oldu. Elbette ki mesaisine geç gidecek, mesaiden çalacak. Ve bu denilen yerde kıyamet günde Allah-u Teala Hazretleri bütün bunları açığa çıkarırken, hırsızları anlatırken o da hırsızlar arasında ben görünmeyeceğim diyemez yani. Bunların adına biz hep ne diyoruz? Bilinmeyen gizli hırsızlıklar diyoruz yani. Bilinmeyen hırsızlıklar yani. Mesaiden çalma da bir hırsızlık olarak bize şimdi bütün bu büyükler, İslam büyükleri hep bunları anlatıyor yani. Bunlar toplumu esasında kargaşalığa götürmeyen, İnsanlar arasındaki ülfeti bozmayan ve onlar arasında anarşi meydana getirmek suresiyle kargaşa ve kaos çağırmayan insanlar olarak bu müminleri daha önceden Allah-u Teala Hazretleri bize anlattı. Onlar böyle insanlardır dedi. Ama inanmayanları şimdi söylüyor yani. Çünkü burada anlatılan gizlilikte, muhasebeye de, ahirette mevcut olan hesap ve suale de, üstadların anlatımında yanlış anlayışları var diyor yani. Anlayamamışlar diyor yani. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri inceden ince birer birer her şeyi sorarız ifadesindeki gerçeği kavramış olsalardı, Allah'a inanmış olsalardı, muhasebeyi de onun yapacağını bilselerdi, her şeyi dolu dolu yerine oturtarak yaşam örnekleri verir yere giderlerdi. İşte bunları yapanlar müminler oluyor. Çünkü İnanç desteği var kendinde yani. Diğerleri esasında kanun desteğinde gider yani. Kanundan korkarlar. Çıkarını kaçırmadan korkarlar. Onlar için cezai müeyyide değer taşır. Ama iman sahiplerini bir yanlışlık öldürür onu yani. İkisinin arasında farklı bir durum vardır yani. Çünkü o Allah'ın huzuruna böyle çıkmaktan korkar ve çekinir yani. Bunda üzüntü öldürür kendisini. Üzüntü de esasında eziyetin ta kendisidir yani. Evet, dünyada bunların mevcut olan nedenleri yahu mana hakikatinde içi dünyadaki bahar havasının esintisinin zafiyetinde ne işledim ki acaba der o müminler yani. Onu ararlar hep.
noksanlık olması lazım derler. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerine dönük olan huzurdaki bendeki noksanlık yanlışlığın ifadesidir diye söylerler hep. Onlar öyle insanlar, müminler. Ama burada anlatılan nedenler de şimdi Müslümanlar anlatılıyor. İşte hepimiz bu denilen yerde hayatımızı şöyle ele alırsak acınacak halde üzülür dururuz hep yani. Hele biz yaşlılar yani. Evet, ahirete inanmayanlara gelince muhakkak ki onlara yaptıklarını güzel göstermişizdir diyor. Dünyanın anladığı güzel yüzü şimdi bu. Güzel yüzünden bize istikak olarak verilenin dışına çıktık demektir yani. Yani esas da kitap ve sünnet delillerini çiğnedik demektir yani. Çünkü Allah ve Resulü'nün gösterdiği yol dosdoğru yoldur. Dünya üzerine kaossuz, kargaşasız, bütün nimetlerden en güzel şekilde zirvede istifadeye giden toplulukların yaşamları öyle olması lazım diyor üstadlar hep. Ama olmayınca da tabii ki insan için biraz bunları duymak dahi üzüntü insana veriyor yani. Güzel gösterdiğini Allah-u Teala Hazretleri anlattı bize. Bu yüzden şaşırıp kalmaktadırlar yani. Bakın şimdi şaşırıp kalmaktadırlar yani. Yani yolunda şaşkınlık ve şaşırma olayları bu gibi insanlarda vardır. Biz bunların hepsi Müslümanlar sınıfında da anlatılır. Neden? Çünkü müminle Müslümanın arasındaki işte fark da odur yani. Ama her şeyden evvel mümin olmaya, liyakatlı olma evvela anladığımı bu Müslüman olmayı gerekli kılar yani. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Hazreti Ömer konuşurken o iki kişinden birisine hediye verdi, diğerine vermedi yani. Hediyeyi de esasında Havz-ı Kevser'inden gelen iman suyu, iman nuruydu yani. Onu nasiplendirdi Peygamber. Ama diğeri buraya başvurup da nasiplenmemiş yani. Ama ona hazır ama. Ona da Müslim diyor. Çünkü neden dedik? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ömer'le konuşurken Hazreti Ömer dedi ki ey Allah'ın Resulü, ikisi de mümin değil mi dedi yani. Belki vermedim Müslim dedi yani, Müslüman dedi yani. Diğeri mümin olarak nitelendirildi şimdi yani. İşte şimdi biz bu bütün anlatımların içerisinde bütünüyle bir meseleyi anlamanın değer yargıları içerisinde olursak yaşantımız elbette güzel olur. Hiç trafik kazası yapmayız yani. Ne insan üzeriz ne de üzülürüz yani. Çünkü ölçü ve tartıya riayet ediyoruz yani. Böyle insanlar hiçbir zaman kanunlara muhalefet edip de devlet düzenine kadar giden, temel taşlarını oynatan veyahut da insanların huzurunda huzursuz olmasına neden bozgunculuk dünyasında yaşayan örnekleri vermekten asla müminler hoşlanmazlar. Ama bu denilen nedenlerin ötesinde başkalarının üzülmesinde zevk duyabilecek kadar yere giden insanlar vardır. Onlar esasında Müslüman da değiller yani. Çünkü onlar esasında kazan da nasıl kazanırsan kazan ifadesinin arkasında koşarlar hep yani. Onlar için hiç ölçü tartı olmaz yani. Ya Rabbi, en azından mümin değilse dahi Müslüman olmanın da değer, büyük avantajını da böylece anlamış oluyoruz şimdi yani. Bundan sonra 5. ayette Allah-u Teala Hazretleri diyor ki Estağfirullah. Bunlar öyle kimselerdir ki diyor yani. Bunlar öyle ki. Kimler onlar? Burada inanmayanları anlattı. Ahirete inanmayanları anlattı. Öyle kimselerdir ki kötü azap işte onlarındır diyor Allah-u Teala Hazretleri. İşte kötü azap onlarındır diyor yani. Demek ki ahirete de inanmak lazım. İşte dostlar, bu ahirete inanmanın adının gerekçesi iman nurunun kalbe akıtılmasıyla. Kalbinde o anda kişinin mana anladığı çocuğunda doğmasıdır. Tıfli mani deniliyor bunlara. Bu mevcut olan tasavvuf denilen, tasavvuf tövbe yolu demektir yani. Tasavvufsuz tövbe esasında dille söylenen yapılan tövbedir yani. Ama tasavvufla anladığı esasında yapılan tövbe, kalple yapılan tövbe. Yani kalp çocuğuyla yapılan tövbedir yani. İnsan nasıl bu cesedinde büyüyorsa,
kalbinde de mana çocuğu öyle buyur yani. Büyür yani. Bu mana dünyasındaki insanın yaşantısıdır yani. İşte bunlara biz ne diyoruz? Müminler diyoruz. Öyle olursa. Ama bu denilen nedeni bulamazsa ahirete dönük o kişinin yakin gözü olmaz yani. Bu dünya gözü ahireti ne görür ne de takdir eden esasında düşünce dünyasında takdir zuhur eder yani. Etmez. Anlaşılıyor ki iman etmenin büyük değeri şimdi anlaşıldı diyoruz hep yani. Her yerde esasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcazadesine dahi esasında bunu söyledi. Sen bana ne yaparsan yap dedi yani. Ben memnun muyum diye bana soruyorsun. Ben memnun değilim dedi senden. Çünkü neden? Allah'ın anladım razı olmadı, memnun olmadı yerde gezenden ben memnun olmam dedi ona yani. Ey amcazadem dedi, o nedir dedi o esnada. İşte o zaman Hazreti anladım Ömer dedim. Ömer de onlardan birisi ama Hazreti Hamza yani. Hazreti Hamza'ya şöyle söyledi yani. İman etmen lazım dedi yani. İman edersen ben senden razı olurum. Allah da senden razı olur diyor yani. Bakın şimdi Hazreti Hamza bunu neden söyledi? Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'e laf dil uzatmış anladı mı yolda gelirken. Onu anladı mı ona eriştirmişler yani. O da anladı mı mevcut. Bunlara biz diyoruz ki esasında ırkçılığa dayalı olan bir gidişat ifadesi vardı orada yani. Onu İslam dini reddediyor. Peygamber Efendimiz o gidişatı reddetti bak yani hep. Kabul etmiyor yani. İşte bundan ben onun kafasını kırdım diyor. Benden razı mısın dediği zaman değilim dedi yani. O fiiliyatı esasında kendisindeki mevcut olan nefsaniyetini tatmin etmede onu ortaya yere getirdi koydu ama yalnız. Gücünü yanıdım gösterdi ve anladımı efendim bu denilen yerde bu yaptığıyla hasiyet ve şeref kazanacağını düşündü yani. Ama Peygamber Efendimiz onu kabul etmedi ama yani. Öyle demedi, öyle olmadı yani. Şimdi burada biz meseleyi uzatmayalım yani. Bunlar böyle kimselerdir ki kötü azap işte onlarındır diyor yani. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz naşir olaraktan Allah'a ve peygambere imanı daima yeğledi bir anlattı hep yani. Bunları söyledi yalnız. Onun içinde Allah'a inanmayan peygambere ben inanıyorum dese Allah'a inanmasa hiçbir kıymeti olmaz. Çünkü şöyle bir bakarsan her yerde Allah ve Resulüne dönük imandan inançtan söz ediliyor yani. Çünkü niye? Peygamberin getirdiklerine o kişi iman etmez o esnada. Peygamber Efendimiz'e inanmıyorsa peygamberliğine. İman etmez. Onun getirdiklerini değersiz kabul eder. İncileri boncuk gibi görmeye gider yani. Kavramaz. Şimdi biz burada anladık ki bir azap görebilecek olanların azabın kökünde yatan esas neden? İnançsızlık oldu yani. Çünkü inançsızlık neden? Bunlar böyle kimselerdir ki diyor, kötü azap onlarındır diyor. Böyle kimseler dediğine göre onları kastetmedi daha evvelkilerine. Öyle insanlar demedi yani. Böyle kimseler ki dedi. Bunların da mevcut anladığım esasla üstadları şeytandır yani. Bakın şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bu noktada? Her kimin ki gerçek anladığımı ona diyor Hak Celle ve Ala Hazretleri tarafından gelecek peygamberin Havz-ı Kevser'ine gelebilecek olan iman suyundan nasip almayanlar diyor esasında mevcut. Gerçekleri gören göz bulamazlar. Kalp rahimlerinde de doğamazlar diyor hep devamlı surette. Bunlar anlatılıyor bize hep yani. İman etmenin nedeni bu. İman etmenin nedeni bu hep yani. İşte burada o kimseler ki dediği zaman da onlar da esasında kendi varlıklarına neye göre gidiyorlar esasına? Şeytanın dilini kullanırlar hep. Çünkü onların kalplerinde de esas, onların da mevcut olan İslam büyüklerinin anlattığı kelam olduğu için söylüyorum. Veledi zina diyor onlara yani. Zina mahsulü anladım çocukları olur diyor yani. Bunlar da esasında mevcut. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlatmış olduğu kalp Allah'ın icat makinesidir dediği bir yerdeki icadını onlar o yönde yaparlar. Birisi anladı mı gerçek inançla anladı mı giderken tevhid çocuğunun meydana gelişine neden olurken orada nasıl anne baba anladı mı çocuğun meydana gelişine neden oluyor? İnançlı insanların çocuğu esasında mevcut değişik olur yani.
Bakın şimdi hep bunları söyleniyor. Bir bir o peygamber sayıyor. Ya Resulallah, bu çocukların diyor esasında mevcut. Bu şekilde şeytana ait olmaması için diyor. Neden oldu acaba diye insan merak ediyor diyor yani. Bakın onlara ne diyor? Nikahsız evliliklerde bunlar olur diyor yani. Şimdi biz anlamalıyız nikahın değerini ve büyüklüğünü yani. Nikahsız insanlar diyor. Bunlar zina mahsulü diyor bize yani şimdi. Anlıyorum oradan diyorum ben. Şimdi herkes de esasında bunu herhalde anlıyordur yani. Bunlar öyle yani. Peki anladı mı? Ey Allah'ın Resulü şimdi bunlar anladı mı böyle bu şekilde? Bunları diyor esasında dünyadaki mevcut olan güzellikler doğruluktan aldı diyor yani. Halbuki doğruluktaki güzelliği göremediler diyor yani. Bir toplumda anladı mı hiçbir zaman kaos ve kargaşalık olmaz deniyor. Buradaki insanların yanlışları bu aynada seyredilmiyor mu diye bize anlatıyor o güzel peygamber hep yani. İtişmeler, kargaşalıklar, savaşlar, kan dökmeler, cinayetler işlemeler. Yani nasıl anlatmak lazım? Adam öldürmekten hoşlanıyor yani adam. Bunu müminler öyle hoşlanır mı onlardan ya? Savaş esasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlatımında orada diyor kan vardır diyor. Orada eziyet vardır. Orada üzülme vardır. Ağlama vardır. Yani zarar vardır. Her şeyi sayıyor o güzel peygamber yani. Bu denilen yerde hiç mi savaş yapmayacak Peygamber Efendimiz? Hayır. Biz esasında mevcut olan savaş çıkarmaz ve savaş yapmayı sevenleriz demiyor Peygamber Efendimiz. Ama Peygamber Efendimiz en iyi savaşı yapanların başında yani. Biz sadece nefsi müdafada doğruluğu anladım, idam edip onu yok etmek isteyenlere, adalet dışındaki gidişlerine gidenlere karşı biz adaleti yerine oturtmakta savaş yaparız diyor Peygamber Efendimiz yani. Hem de bu savaş en güzel savaş olur ve bu savaşın adına da meşru savaş diyoruz biz hep yani. Evet, sonradan da Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Diyor ki yani Estağfirullah 6. ayette de muhakkak ki sen, şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun şahsında bize de gelenler var yani. Bak şimdi gelecek olanlar var yani. Onun lisanındakilere de biz aynı ile inanmak zorundayız yani. Bir sanadı mı mevcut? Yıllarca, asırlarca bu millet esasına bu ehadisi ahmediyeleri muhafaza etmiş olan kütüphanelerinde anladım doktorlu anlatımlarla bunlar anladım hiçbir zaman kalkması mümkün olmayan şey olmayacak şekilde konmuş şeylerdir hep yani. Öyle anladı mı bunlar? Bunları anladı mı mevcut? Yaşamanın ana temelleri olarak saydılar hep yani. Gerçek yaşamanın. Evet, muhakkak ki sen Kur'an'ı alim ve hakim olan Allah'ın katından almaktasın diyor. İşte burada Allah-u Teala Hazretleri bize anlatırken Kur'an'ı alim ve hakkın olan Allah'ın katındandır dedi yani. Bunlar esasında çok ilginç bir anlatım içerisinde anlatılıyor. Mesela alim, hakim olan Allah'tandır demedi yani. Allah'ın katındandır kelamı da çok incelik taşıyor yani. Bakın işi taklidinde değil, özünde inanç olanların esasında durumu öyledir yani. Çünkü Allah ismi şerifindeki mevcut olan müsemmayı iyi görenlerden bunlar yani. Evet. Cenab-ı Hak olan anadımı Allah-u Teala Hazretleri anadım ifadesini hep kullanırız yani. Evet. Hakkın savunucuları, hakkın anadımı mevcut savaşımı verenler hep Allah yolunda anlatılır hep yani. Yani bu ismin yolunda koşanlardır bunlar yani. Hep biz de dahi esasında şöyle düşünürsek yani bir insanı dahi bu noktada anlarken Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattığına göre de biz esasında insanın sadece bu insanın şekli çok güzel ama iç dünyası güzel değilmiş diyoruz bazen yani. Ne kötü insanlar görüyorsun, ne kadar güzel ya. Keşke anadımı bu zahirattaki güzelliğine layık olacak bir yerde olsaydı diye de konuşuyoruz yani. Ya gücü var, kuvveti var, neden çalışmadı diyoruz. Neden hırsızlık yaptı diyoruz. Bunları anladım yapmasını kökünde ne yatıyorduk ki acaba diyoruz.
Yani burada yaraları esas da sarabilecek olan hep bu inanan insanlar merhem arar yani. Öyle yani. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri bize bunları anlatırken muhakkak ki sen diyor, şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an'ı öyle bir yerden aldın ki o alim diyor yani. Her bilenden öte anladın mı bir bilen allame bu kainatı yaratan Allah-u Teala Hazretleridir yani. Ya insanı yaratmasa ona vermesen neyi var insanın ya? Devamlı surette dışarıdan anladın mı gelen çeşmeden su gibi esasında kaynağı olmayan bir su gibi yaşantı mı diye düşünüyorsun bunu yani? Kaynaksız bir şey yürümez ya. İşte yaratılmamış olan, yaratanlara, yaratılanlara benzemeyen bir mutlak varlık var yani. Bu varlığı insan esasında basiretliyse görür zaten yani. Görmeyen de göz var mı canım ya? Basiretsiz gözün onun değeri olur mu ya? Onun için de bu basireti esasında mevcut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve hadis-i ahmediyelerini anlatırken müminlerin ferasetinden sakınınız dedi yani. Onlar esasında feraset, basiret ehli, feraset ehli bunlar yani. Bu insanlar meseleyi esasında derinliğinde anlama mücadelesi verirler. Onu güzel peygambere sordukları zaman da ey Allah'ın Resulü zenginliği nerede arayalım diyor ya, bulalım biz yani. Toprağın derinliklerinde arayın dedi yani. Sana ne anlatmadık ya, düşünsene sen ya. Toprağın derinlikte basit düşünceye sahip olanlar, efendim işte anladın mı, bizim toprağın derinliği ekip biçiyoruz ya, efendim işte buradan alıyoruz falan filan. Ya toprağın derinliğinde sonra aradıkları satı suyunu bulmadı değiller yani. Ama toprağın derinliği bu değil yani. Yedi katman olarak anlatılan dünyanın derinliğinde bütün katmanlara hükümranlık ve hakimiyet bilinç esasında anlatılıyor bize yani. Bunun ötesinde daha derine gidelim diyenler, gidenler inanmadığı halde esasında şeytanın esasında aldatmak için onlara daha önceden tahsilinin iç yüzünde elde ettiği bilgiyle onları yetiştirip toprağın derinliğinde onları koşturdu yani. İnanmayanlar da işin taklidindeki mevcut olan hep kargıdan hani çocuk gibi bir şeyin üzerine binip anladım kendilerini hep övgü ve övme içerisinde koştular yani. Bakın övdüğün insan esasında ne yaptıysa sen de anladın mı esasında onun gibi yap anlamını bıraktılar. Sadece övgüye bağlı kaldılar yani. Öyle değil bu işler ya. Ama diğerleri bunu anlatmaya gitmiş olsa esasında bir taassubun ifadesinde hemen onu anladın mevcut bir at taktılar yani. Sen dinin dışına çıktın dediler hep yani. Ama öyle değil ya. Dinin anladığı mevcut olan her vahyin iç ve dış matlığı anlatılıp duruyor durmadan. Efendime sana söyleyeyim, bir vahyin dahi yedi tane derin mana hakikatinden söz ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama toprağın derinliğini şimdi söylersek, fiziksel kuralların ardındaki mevcut olan kimyasal olaylara da değer vermek suretiyle onun içerisindeki saklı olan rızıklara doğru koşmanın gerekçesi anlatıldı bize. Görmez misin sen Allah-u Teala Hazretleri? Eğer sizin diyor rızkınız diyor bir taşın içerisinde bir kayanın içerisinde dahi olmuş olsa yani sen esas da sendeki liyakatınla gidersen onun içindeki rızka da ulaşırsın diyor bize Allah-u Teala Hazretleri. Kayanın içerisindeki rızkı da işte onu hemen yorumluyorlar. Allah-u Teala Hazretleri kudret ve azametini gösteriyor. Kardeşim orada bizim için yaşam seviyesi söyleniyor bize. İşte kayanın içerisindeki mevcut olan nimet de şimdi düşünüyoruz. Elektrik ve elektronik dünyadaki zenginlikler be dostum yani. Bunlar hep anladığımı geri kalmış olmalarına rağmen kendilerini avutan ve anlatmanın içerisinde oldular yani. Sen bunu söylediğin zaman efendime sana söyleyeyim işte din alimiyim diyen kişi diyor ki sana yani. Ya biz kimseye diyor esasında efendim demedik diyemiyoruz diyor anladım siz anladım şey yapın da bunları yapmayın demiyoruz diyor normal şekilde. Ama kendini bunun dışında görüyor. Seni dinler mi karşı taraftaki kişi ya? Evvela sana inan der sana yani. Bu gerçeği sen kabul et der sana yani. İşte bunları anlatamıyorsun insanlara sen. Onlardaki benlik ve enaniyet dalı esasında mevcut birçok şeyleri ele geçirmede onlar geçirse dahi esasında onları kötülük vasıtası olarak kullanmakta kendileri mesut ve bahtiyar olurlar. Bunlar dünya insanlarıdır hep. Başkasının acısında
esasında zevk duyan, acımayan bir kişi esasında insanlık vasfı taşıyor mu diye anın insan düşünür hep yani. Öyle mi ki yani bu? İnsanlık o mu ki yani? Burası çok ilginç şeyler hep yani. Onun için de muhakkak ki diyor Allah-u Teala Hazretleri bu 6. ayeti kerimede sen Kur'an'ı alim diyor yani. Gerçek bilgi sahibi odur yani. Herkesi bilgi sahibi kılan odur yani. Tükenmeyen anladın mı hazinesi, hazineye sahiplendiği zaman da onun bilgisine son yoktur yani. Bakın şimdi aklın anladın mı dahlini burada anlatacağız biz. İbrahim Aleyhisselam bunu derinliğinde anlayan anladın bir Resul peygamberdi yani. Nasıl anladın mı onu Nemrut ateşe atmayı düşündüğü zaman da o mevcut anladın mı? Zirvede anladın mı aklın bayraktarlığında insanlara rahmet eli olan Cibril-i Emin ona geldi yani. İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki bana emredin diyor esas altını üstüne getireyim buraları. Ben sana yardım edeyim diyor yani. Ama İbrahim Aleyhisselam ne diyor bak yani. Ben diyor La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerden diyor yani. Şimdi bakın şimdi Muhammedun Resulullah nereden biliyor İbrahim Aleyhisselam? Bilmez mi yahu geleceğin ilmini tahsil eden kişi hiçbir peygamber peygamber efendimizi bilmesin mümkün mü ya? O mümkün mü ya? Aslını onlar esasında aslına rücu eden insanlar aslını anladığımı reddedebilir mi ya? Bakın burada Muhammedun Resulullah dediği zaman da esasında mevcut olan ceddi Resulullah o. Peygamber Efendimiz'deki nurun anladığımı taşıyıcısı o devirde. O idi işte orada. Onun için de bunun arkasında gidenlere de biz hep milleti İbrahim diyoruz hep yani. Bunlar inananlar yani. Şimdi dedi ki ben sana mı dayanacağım ki dedi yani. Esasında aklı bana veren de var ve veren de o, vermeyen de o diyor yani. Buraya dönük olaraktan benim elimdeki imkanlar esasında tedbirler kullanıldı. Ama burada başarıya ulaşılamadı. Bu büyük bir imtihanı şimdi İbrahim Aleyhisselam anlatıyor. Kendisi büyük bir imtihanın içinde olduğunu anlatıyor yani. Orada diyor ki şimdi ilginç bir şey yani. Ben o Allah'a inandım diyor yani. Evet. Değişkenlik içerisinde olan yaratılmışlara anladığımı dayanmak esasında ben onun peygamberiyim diyor yani. Yoksa Allah-u Teala Hazreti bu gibi nedenler anlatırken İbrahim Aleyhisselam'a ihtarlarda yoksa öyle olsaydı gitseydin diyor seni peygamberlik defterinden silerdim diyor hep yani. Onlar Allah'ın elçileri hep yani. Orada ben diyor esas da onu seviyorum diyor yani. Sevdiğimin yolunda anladığımı mücadelemi veriyorum. Onu anlatmaya uğraşıyorum. Ama karşı tarafta anlamamış olan kişi şeytanın iktidarında, gücünde o anda bir güç sahibi olarak diye çıkıyor ama ben o güç sahibine esas da başarısına istidraç diyorum diyor yani. Beni bu istidraç şaşırtmaz diyor yani. Beni bu şaşırtmıyor diyor yani İbrahim Aleyhisselam. E peki burada diyor esasında onların bilgisi yeterli değildir. Bu bilgiyi esas da bizlere veren gerçek bir bilgi sahibi var diyor yani. Evet o kim? Bu kâin bizleri yaratan Allah-u Teala Hazretleri diyor şimdi yani. Bizleri yaratan Allah-u Teala Hazretleri diyor yani bu. Şimdi buradaki meseleyi iyi anlamak zorundayız. O zaman diyor ki şimdi yani Cibril-i Emin evet beni diyor anladım Allah-u Teala Hazretleri gönderdi. Ama diyor ben yapayım dedin diyor yani. Esasında anladım buradaki mevcut olan iktidar buradaki şimdi akılla halledilecek olan bir yerde değil diyor hep yani. Onu söylüyor yani. Bu gücü izmihlale götürebilecek olan yerde değiliz diyor yani. Peki diyor nasıl diyor? O şöyle söylüyor. Böyle bir kainatı yaratan diyor yani. Ve bunları yaratmakla esasında hiç yorulmayan ve öyle bir güç sahibi ki sonsuzlukta anladın mı gücü iktidarı olan, bilgisi olan, alim olan ve burada da her şeye hükmeden ve hakim olan diyor yani. Allah-u Teala Hazretlerine ben dayandım diyor.
o sevgili esasında ben onu seviyorsam o beni korur diyor yani. İşte bunun adına biz gerçek iman diyoruz yani. Öldürse dahi anadımı esasında bu kişi, şimdi İbrahim Aleyhisselam öldürseler dahi bundaki hikmeti arar onlar yani. Güzel Mevlana da öyle diyor. Ya Rabbi diyor. Şayet diyor senin kaderinde benim için diyor imtihan için hazırladın. Eğer ki diyor bu yolda ateşe girmek de varsa benim için ben ona da razıyım diyor yani. Allah'a inanç o. Bunun üzerine de o denilen yerde hemen ateşe yakıcılık sıfatını veren Allah-u Teala Hazretleri hemen ateşe seslendi yani. Azametiyle, kudretiyle her şeyi kuşatmış olan bir padişah o. Dedi ki ona, İbrahim kulumuz için serin ve selamet ol dedi yani. İbrahim Aleyhisselam şöyle diyor yani, sen öyle sübhan olan bir Allah'sın ki diyor yani. Sen öyle bir sübhan olan Allah'sın ki diyor yani. Bir kaderi başka bir kaderle de değiştirebilir iktidara sahipsin. Biz yaratılmışlar ise bu noktada aciziz. Biz ancak sana kuluz diyor yani. Sana dayanmasaydım bu kurtuluşum anadımı imkansızlık kaydında yorumladım. Ama bütün imkanları da yaratan sen olduğun için ben sana dayanmak suretiyle yardıma koşanları reddettim diyor yani. İstemedim diyor yani. Böyle ama bazen de anadım yardıma koşanların yardımı da hak olabilir yani. Ama burada İbrahim Aleyhisselam esasdan mevcut öyle bir zirve yapmak istiyordu ki yaratılmışlardan da yardım alma var ama fakat kurallar içerisinde alma var yani. Şimdi buradaki mevcut olan kural esas da Allah'ın yeni bir kuralına bağlıydı. Yaratma sırrı çünkü onda. Herhangi bir şeyi esasında öldüren de o esasında, hayatı veren de o aslında yani. Sen anladığım şekillerde sebep olanları esasında yaratıyor gibi zannedersin. Onu da yaratan o padişah yani. Burayı anlamak zorundasın yani. Onun için İbrahim Aleyhisselam tevhidin zirvesinde tevhid sahiplerinin atası ve babası oldu yani. Dedi ki yani ben ufur edip gidenleri sevmem hiçbir zaman. Yani yaratılmış olan değişiklik içerisinde gidenleri, halk edilmişleri esasında onlara bağlı kalıp da yaradanı darıtmam dedi yani. Ben esasında mülkün sahibine inanıyorum, ona güveniyorum, ona dayanıyorum. Onun sonsuz bilgisi esasında şayet ipi koparsa ben helak olurum diyor. Hükmedenlerin, hakim olanların başı esasında o diyor yani. İşte bu noktada da esasında böyle. O esasında hiçbir kimse ona soru soramaz o padişaha. Ama o herkese sorar diyor Allah-u Teala Hazretleri. Sorar ya. Çünkü mülkün sahibi o yani. Mülkünde hoyrat şekilde yaşarsan yaşama dedi sana yani. Dünya üzerine kaos getirme. Dünya anadımı üzerindeki mevcut olan zevkleri alt etme, orta yerden kaldırma. İnsanlara acı kaynakları anadımı açma yönünde şeytan gibi yol tutma dedi hep yani. Ve bunun üzerine de bizlere hep şeytanı düşman tanıyın dedi yani. Ve Allah-u Teala Hazretlerinin bu anlatımında yerini almayan bir kişi ona inandım diyebilir mi ki acaba ya? Ya Rabbi, bu güzel insanların güzel ahlakından nasip alan ve bunlarla yaşantı örnekleri verenlerden aktar Hazretleri bizleri efendim eylesin ve kezada yaşadığımız memlekete en güzel şekilde, en yüksek düzeyde kusursuz bir yaşantı içerisine gitme mücadelesi veren, bunu sağlamasak da verme mücadelesi verip de yaşam seviyesini düzeltme yönünde mücadele örnekleri veren, her insana esasında yaratılmış bir değer olarak bakan, ayrımcılık yapmayan insanlardan Aktar Hazretleri bizlere eylesin. Efendim hoşça kalın.